Bize semt konağında eğitim görme şansını tanıdığınız için size gerçekten minnettarım. Kütüphane açılacağını duydum. Benim gibi birçok arkadaşımın da bundan faydalanacağını düşünüyorum. Her şey için teşekkür ediyoruz. 2020-2021 eğitim yılı içerisinde semt konaklarında eğitim gören kardeşlerimizin başarısıyla Sayın Başkanımızı ziyaret ediyoruz. Semt konaklarımızda özellikle 8. sınıfta eğitim gören ve nitelikli okul kazanan, bunların içerisinde Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi başta olmak üzere okul kazanan öğrencilerimizi Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim faaliyetlerini tamamlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 10 tane semt konağımızda 5, 6, 7 ve 8. sınıf olmak üzere 1900 civarında öğrencimizi her yıl okutuyoruz. İnşallah bu yılda 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde de yine aynı şekilde eğitim faaliyetlerimize devam edecek. Çocuklarımızın başarısı Malatya'mızın başarısıdır. Ben bu vesileyle hem çocuklarımıza hem eğitim öğretim faaliyetini yürüten öğretmen arkadaşlarımıza ve idarecimize ve aynı şekilde bize desteklerini esirgemeyen Sayın Başkanımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Eğer bir toplum geleceğini inşa etmek istiyorsa eğitime önem vermesi gerekir. Tabii eğitimi sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın uhdesinde sınırlı tutmak da doğru bir yaklaşım olmasa gerek. Çünkü toplumumuzun, milletimizin, ülkemizin istikbali bu yetiştireceğimiz, eğitim vereceğimiz çocuklarımızın üzerindedir. Çocuklarımızı ne kadar geleceğe hayır şekilde bilgilerle mücehhez olarak donatırsak geleceğimiz o kadar aydınlık, o kadar parlak, o kadar güvenli hale gelir. Bugün semt konaklarımızda eğitim öğretim gören öğrencilerimizi, öğretmenlerimiz ve semt konakları yöneticilerimiz ve kültür daire başkanımız alarak bizleri ziyaret etmişler. Ben özellikle bu çocuklarımızdan fen liselerini, Anadolu liselerini kazanan bütün öğrencilerimi tebrik ediyorum. Sizler bu ülkenin istikbalisiniz, geleceğisiniz. Siz ne kadar güzel yetiştirirseniz ülkemizin geleceği de o kadar aydınlık olur. En önemli yatırım da insana olan yatırımdır. Bizler de belediye olarak öğrencilerimizin gerek sportif anlamda, gerek kültürel anlamda, gerek eğitim öğretim anlamda daha iyi yetişmesi için belediye olarak, büyükşehir belediyesi olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmalarımızı sadece bizim eğitim, öğretim görülen semt konakları, eğitim merkezleri, etüt merkezlerinde değil, aynı zamanda Milli Eğitim'e bağlı örgün eğitim kurumlarında da bu desteklerimizi Milli Eğitim'deki okuyan çocuklarımıza veriyoruz. Özellikle bu son süreçte pandemiyle ilgili ve uzaktan eğitimin gündeme gelmesi hasebiyle iPad ihtiyacı olan bütün öğrencilerimize Büyükşehir tarafından kim buraya gelmiş, talep etmişse bütün öğrencilerimizin de iPad ihtiyaçları karşılanmıştır. Bu da bizim eğitim öğretime vermiş olduğumuz önemin göstergelerinden bir tanesidir. Diğer taraftan da yine örgün eğitim kurumlarımızda ve yaygın eğitim kurumlarımızda eğitim öğretim gören halk eğitim ve milli eğitim müfredat programında olan öğrencilerimize gerek gezi anlamında, gerek çevre düzenlemeleri anlamında, gerek okul yapımı noktasında her konuda desteğimizi veriyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz zamanlar içerisinde Atatürk Kız Lisesi eskimişti, yerine yeni bir lise yaptık, spor salonu yaptık. Şimdi Atatürk Kız Lisemizin yerine yine eğitim ve kültür faaliyetleri kapsamı içerisinde Malatya'ya yakışır yaraşır bir kütüphane yapıyoruz. Bu da çocuklarımızın ders dışı zamanlarda gidip ihtiyaç duyacakları bilgileri temin etme noktasında, internet erişimi noktasında ve evlerinde çalışma ortamı olmayan çocuklarımıza orada ofis anlamındaki yapısal fiziki donanımla birlikte orada kendilerine özel çalışma odaları da ihdas ederek, genel çalışma odaları da ihdas ederek Malatya'mızın ve Malatya'da yetişecek evlatlarımızın hem kendilerine hem ailelerine hem çocuklarına hem milletimize ve Malatya'mıza faydalı birer birey olmaları için
elimizde gelen gayret ve çabayı gösteriyoruz. Malatya huzur şehidi tabirini kullanırken ve insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu ana yurt yapan destan şehrini mahsine layık istikbali hazırlama noktasında bütün birimlerimizle ve toplumun bütün katmanlarıyla ve bizim bütün paydaşlarımızla en yoğun bir şekilde bu çalışmaları sürdürüyoruz. İnşallah bu çocuklarımız da gelecekte bugünün küçükleri, yarının büyükleri, bu oturduğumuz yerlerde sizler oturacaksınız. Sizler bu sıralarda, bu süre içerisinde ne kadar güzel yetiştirirseniz gelecekte yöneticilik yaptığınız yeri de o şekilde inkişaf ettirirsiniz. Daha ileriye terakki ettirirsiniz. Bu anlamda biz yarınımızdan emin olmamız için sizleri yarınlara, yarın ihtiyaç duyacağı bilgilerle donatılmış bir şekilde yetiştirmekle mükellefiz. Başarılı olan bütün öğrencilerimi kutluyorum, tebrik ediyorum. Anlaşıldı.